Aynı şekilde biz de hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Sağlık Bakanı Recep Aktağ TV52 ve Altaş TV'den canlı olarak yayınlanan gündem özel programına katıldılar. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi Fatih Bey ile birlikte Ozan Bey'le sizlere sorularımızı yönelteceğiz. Bakan Şahin ve Bakan Aktağ, TV52 Genel Müdürü Akın Çiçek, Haber Müdürü Ozan Gürhan Karahan ve Altaş TV Genel Müdürü Fatih Korkmaz'ın sorularını yanıtladılar. Tam gün ne demek? Bunu vatandaşımız bayağı öğrendi ama. Bakan Aktağ programda sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili de geniş bilgiler verdi. Tabii ki siz bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olarak ister işçi olun, işçi emeklisi, memur, memur emeklisi, küçük esnaf, yeşil kartlı, devletin hastanesine gittiğiniz zaman oradan rahatça bir hizmet alabilmelisiniz. Bunun için muayenehaneye gideceğim, para ödeyeceğim. Anam babamı sırtıma alacağım, 4 katlı muayenehaneye sırtımda çıkaracağım. Bunlar bir sosyal devlete yakışmaz ki. Şimdi bizim yaptığımız bu anormalliği düzelterek normalleştirmek. Ne yaptı? Zamanında Cumhuriyet Halk Partisi biraz da meslek örgütlerinin tabiri caizse izleyicilerimiz kusuruma bakmasınlar biraz amiyane olacak ama gazına geldi. Bunu götürdü Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi bazı maddelerini bunun elledi. Onlarla ilgili değişiklikler yaptı. Danıştay işin içine girdi. Bir sürü değişiklikler oldu. Hiç vatandaşımızın kafası karışmasın. İş karışınca biz de bu kanun hükmünde kararnameyle yine bir düzenleme getirdik. Şimdi bu yeni düzenleme ne diyor? Sağlık Bakanlığı Hastanesi'nde çalışan doktorlar ayrıca dışarıda gidip muayenehane açıp çalışamazlar. Bir özel hastanede çalışamazlar. Üniversitede çalışanlar da eğer dışarıda çalışıyorlarsa sadece eğitim araştırma işlerine bakarlar. Bu iki alan birbirine karışmamış olacak. Bakan Şahin programda terör, fisko birlik, ordu spor ve ordu Giresun havaalanıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fisko birlik kurtarılacak, fisko birlikten de fındık alanı kurtarılacak. Evet. Yani fisko birlik kendi halinde borcuyla baş başa bırakılmayacak. Bakan Şahin yerel gündemle alakalı olarak fisko birlikten fındık alımını kurtarma planları olduğunu söyledi. Sanki bu havaalanı yapılması iyi olur demeye geliyor. Bunu niye böyle diyorlar bilmiyorum yani. Bakan Şahin bir kez daha havaalanıyla ilgili yapılan eleştirilere nokta koydu. Bu havaalanını millet istiyor. Her şeyden önce ben istiyorum. Yani biz istiyoruz. Bu havaalanının yapılmasına kimse engel olamaz. Yoksa biletim yanacak. Yani. Kimseyi engellettirmeyiz yani bu havaalanının yapılmasını. Kim ne derse desin biz bu havaalanını yapacağız. Evet. Tamam mı? Bu havaalanı yapılacak. Şantiyenin konuşması kayaların şimdi şu anda Ocak'ta çalışmalar var. Taş numuneler üzerinde çalışılıyor. Sondaj yapılıyor. Taş numuneler üzerinde çalışılıyor. Zeminin dayanıklılığı. Bir şey söyleyeyim. Böyle bir afili bir söz söyleyeyim. Batimetrik sondaj çalışmaları yapılıyor şeyde. Gülyalı'daki o havaalanının yapılacağı yerde, temelin atıldığı yerde. Yani çalışmalar devam ediyor. Bakın bir inşaatın malzeme hazırlığı da o inşaatın bir parçası. Ya birden şimdi orada kamyonları görmek istiyorlar. Taşlık gelecek. İşte gelecek. Biraz merak, biraz heyecan. Sonuçta ben 5 Şubat 2014 tarihine bileti almışım. Bunu ben düşüneyim. Tamam. Müsaade etsinler de yani şimdi. Arena stadına gelelim oradan. Orada arabayı bekliyoruz. Şahin havaalanının yapılmasını her şeyden önce ben istiyorum. Millet istiyor. Bunun yapılmasına kimse engel olamaz dedi. Ordu Arena stadıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Şahin, stadın sözünü verdik ama yerini ve zamanını söylemedik. Biz bazı şeyleri söylemeden yaparız dedi. Bir söyle, bir yazın da yazılı hale getirin de olduğu zaman ne yapacaksınız onu da bir söyleyin bakayım. Yapıldığı zaman ne yapacaksınız onu söyleyin demiştim. Ama bunu berberdeki çırak arkadaşım, kahvedeki çaycı arkadaşımız, efendim televizyondaki muhabir arkadaşımız, minibüsteki şoför arkadaşımız, efendim Perşembe yaylasındaki koyunları besleyen arkadaşımız, çiftçi arkadaşımız çok iyi anlamıştı. Hah, şimdi ne yapacaksınız bakalım dedi öyle muhalefete. Hadi bakayım, hadi cevap ver. Havaalanı yapıldığı zaman uçağa binmeyecek misiniz? Boztepe'den tünel açıldığı zaman geçmeyecek misin demiştim. Geçmeyeceğini üniversite söyle. Açılmayacak denildi. Evet. Üniversite açıldı, tıp fakültesi yok denildi. O geldi, tabela denildi. Tıp fakültesi bu sene 30 öğrenci mi alıyor hocam? 30 öğrencisini başlıyor bu sene. Diş hekimliği 20 öğrenci alıyor. 20 öğrenciyle başlıyor. Şimdi bir tarafta öyle bir hal ki
öyle bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız ki bir şeyin yapılması olması öncesinde niye yapmıyorsunuz la veya yapamazlar eleştirisiyle karşı karşıyayız. Hadi yapıyoruz, başladık dediğimizde de bu sefer yapılamayacak, yapamazlar veya ne bileyim acaba geç yapılacak, olacak. Acaba demeye devam ediyorlar. Biz onları kendi haline bıraktık. Sorun değil. Ne derlerse desinler. Arenaya gelince biz arenada henüz bir söz vermedik. Ama bizim bir sözümüz var. Genel bir sözümüz var. Bana bir söz verdiniz canlı yayında efendim. Ne geçen dedin? Ne dedin? 25 bin kişilik bir stat sözü verdiniz. Tamam. Söz verdik de yani zamanını vermedik, yerini vermedik. Biz söylemeden de bazı şeyleri söylemeden yaparız. Programda özellikle Türkiye'nin terörle mücadelede yeni dönemde neler yapacağı masaya yatırıldı. Belli ki takım yenilikler gerekli. Takım yöntem değişiklikleri gerekli. Bu bağlamda emniyet teşkilatımızın yani polis teşkilatımızın özellikle terörle mücadelede görev almak üzere oluşturulmuş özel harekat biriminin daha ağırlıklı bir şekilde, daha etkin bir şekilde rol alması düşünülen hususlardan birisi. Rol almıyor mu? Alıyor. Yani şöyle bir yanlış algılama var, onu düzeltmek isteriz. Yani bugüne kadar özel harekat birimimiz terörle mücadelede görev almıyordu veya alması önleniyordu da şimdi mi alacak, şimdi mi akla geldi gibi bir düşünce oluşabiliyor, oluştu da nitekim. Hayır, bu böyle değil. Özel harekat birimimiz terörle mücadelede sürekli görev yapıyordu, sürekli rol alıyordu. Ama sorumluluk alanı genelde polisimizin şehir merkezleridir. Kırsalda da jandarmamızındır ve jandarmamıza destek olarak görev yapan kara kuvvetleri birliklerimizindir. Şahin, özel harekatın terörle mücadelede yeniden etkin hale getirileceğini belirtti. Bu konu gündeme getirildiğinde bazı kesimlerin özel harekatın terörle mücadelede görev alması yeni mi aklınıza geldi şeklinde eleştirilere sebep olduğunu da hatırlatan Şahin, özel harekat aslında terörle mücadelede görev alıyordu. Ancak sorumluluk alanı önemliydi. Özel harekat şehir merkezlerine, jandarma kırsala bakıyordu. Özel harekat birimlerinin terörle mücadele alanında kent merkezlerinin yanında jandarmayla birlikte destek olarak kırsalda da daha fazla etkin rol alması çalışması başlamıştır. Bu uygulama peyderpey devam edecek. Bu bir alan paylaşımıdır diye konuştu. Paylaşımı, görev paylaşımı söz konusudur. Bu yapılmaktadır, yapılacaktır. Ancak tabii özel harekat birimimizin terörle mücadeledeki rol almışlığı, almamışlığı veya yeniden rol alması konusundaki tereddütlü yaklaşım ve algılamanın bir geçmişi var. Terörle mücadele konusunda başka tedbirlerin de olduğunu anlatan Bakan Şahin, jandarmamızın daha bir değişik personel yapılanması içine girmesi, jandarmamızın sevk ve idaresinde daha aktif, daha atak hale gelmesi noktasında zaman içerisinde akli ve bilimsel güvenliğin gerektirdiği tedbirler geliştirilecektir, diye konuştu. Anlayışta bir mutabakat, anlayışta tam bir birliktelik oluşmuştur ama bunu alanda da anlaşılabilir, operasyonlarda görev alan arkadaşlarımızın, ona ki tereddütleri oluşursa oluşmasını önleyici bir takım düzenlemeler de, yasal kanuni düzenlemeler dahil önümüzdeki dönemde, kısa dönemde gerçekleşecektir. Uygulama şu anda başladı. Bunun yasal düzenlemesi ve emirlere, genelgelere dönüşecek düzenlemeleri de şu anda hazırlanıyor. O da yakında uygulamaya uyum sağlayacak hale gelecek. Özellikle kırsalda görev alanına girecek. Yani gerektiğinde alacak. Herkes her yerde, jandarma da şehirde görev alacaktır. Yani görevin anormal durumda sınırı yoktur. Yani olağanüstü durumda görev alanı, görev sınırı yoktur. Herkes her yerde görev alabilecek konuma gelecektir. İl valilerimiz bunun gerektiğinde
inisiyatifini kullanarak gereğini yapar hale geleceklerdir. Tabii ki bakanlığımızın da yine koordinasyonu ve gözetimi dahilinde. Yani daha hızlı hareket edecek, daha etkin hareket edilir hale gelecektir. Programda ayrıca Sağlık Bakanı Recep Akdağ yumurta sürprizi yapıldı. Ordu'nun Perşembe ilçesinden evli olan Bakan Akdağ program sırasında yumurta ikram edildi. Heyecanlandım şimdi. Haberiniz olsun. Damat Ordu'ya geldiğinde ne arar? Eve neye gelir? Yumurta yemeye gelir. Bu Ordu adeti. Bu da Ordu belki adeti. Erzurum'da yoktur böyle bir adet. Yapılan jeste teşekkür eden Akdağ, bir kez daha anladım ki çok güzel bir şehirden kız almışım dedi. Altısı evet. Orada. Altısı orada. Burada bir herhalde 3 tane daha gelecek diye bekliyoruz. Altı da altı gelecek. Bakalım altısını siz yiyeceksiniz, üçünü diğerlerini yiyeceksiniz. Öyle mi?